Herkese selam PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Abdullah kardeşimizin hesabındayız. Kendisine sıfırdan bir kadro kuracağız ve daha sonra bu kadroyu satışa çıkaracağız. İyi bir beğeni gelirse arkadaşlar aynı zamanda maçta yaparım bir sonraki videoda. Abdullah'ın Instagram hesabını şuralara bir yere bırakıyor olacağım aklınızda bulunsun. Dostlar like da de desteklerseniz mobil videoları daha fazla gelecek. Satış videoları, maç videoları, o videoları, bu videoları daha fazla gelecek aklınızda bulunsun. Öncelikle kaleciyle başlayacağız dostlar kaleciyle başlamak için ne yapmamız gerekiyor? Bir tane kaleci bulmamız gerekiyor. Tabii ki de rating ya da tasarım kartlarla ilgili bir kadro kurmaya çalışacağım. Kadronun da de detaylarını tabii ki de size aktaracağım. Benim unuttuğum ya da göstermediğim sizin aklınıza takılan detay olduğunda da kardeşimize sorabilirsiniz Instagram adresinden. Şimdi öncelikle her zaman yaptığımız gibi bir seviye antrenmanı diyelim. Bakalım toplam kaç tane antrenmanı varmış? Toplamda gördüğünüz gibi 2 tane 4000, 57 tane 1000 var. Yani 57, 8 daha 65 binlik bir DPC söz konusu aklınızda bulunsun. Hemen geliyorum, geldim. Beceri antrenmanı diyorum. Beceri antrenmanı dediğimde de şu anda beceri antrenmanında herhangi bir beceri antrenmanı yok. Ee, onun dışında sözleşme yenileme dediğimde de toplamda 2 tane 60 gün, 39 tane de 10 günlük sözleşme yenileme biletinin olduğunu görüyoruz. Şimdi kaleciyle başlayacağız. Gördüğünüz gibi Peter Chey'i gördük. Ederson var, Kurtuğa var. Kurtuğa'nın bu arada daha iyi kartları vardı. Bu iyi bir kartı değil yani 97'lik falan şampiyonlar ligi kartı falan var diye hatırlıyorum çünkü. Ee, diğer kalecilere baktığımızda sınıfta çok fazla geçen sınıfı geçen kaleci yok ama tabii ki de Peter Chey'in olması sınıfı rahatlıkla geçen bir kalecinin en azından olması ve bu kalecinin düşüşte gelme ihtimali olmaması bence büyük bir artı. O yüzden en azından Peter Chey'in olması kadroyu kurtarıyor diye düşünüyorum. Stoper kısmını kontrol ettiğimizde Virgil van Dijk daha fullenmemiş. Romero fullenmemiş. Bu şey anlamına gelir. Sanırım iyi oyuncular var. iyi stopperler var. Bilmiyoruz. Bakacağız. Birlikte kontrol edeceğiz. Bakalım şöyle. 94'lük ratingli oyuncular. 95 Gvardiol. gördüğünüz gibi Marquinhos. Marquinhos'un iki hali var. Virgil van Dijk'ın sözleşmesi biten bir Virgil van Dijk var. Delight var. Şöyle baktığımızda stopperler bu şekilde olarak görünüyor. Gvardiol, Marquinhos ve Delight bakıldığında yani Marquinhos'un 96'lık kartını kullandığımızı düşünürsek hemen şöyle Guardiola da gelip buraya sola alabilir. Onun dışında 95'lik şuraya Delight'ı alabiliriz. 98 yapabiliriz aklınızda bulunsun. Defans hattı birazcık hani epic big time falan yok ya da destansı kartı olmadığı için bir tık geride kalıyor gibi bakalım ama ileri hattı çok çok iyi olabilir. Yani bu oyuncularla da defans yapabilirsiniz ama hücumda eğer özel özel oyuncularınız varsa bu çok büyük bir fark yaratıyor oyunda biliyorsunuz ki. Hemen orta sağ adamlarına kontrol edeceğiz ama isterseniz bek adamlarına da bakalım. Bu hesabı alacak olan kişi bekli de oynayabilir çünkü. Biz şu anda bekli oynamayacağız ama bek adamlarının da analizini yapalım. Şu anda en yüksek reytingde 94'te e, Balde'yi görüyoruz dostlar gördüğünüz gibi. Onun dışında Lizarazu diye devam ediyor. Yani burada bir Balde, burada da Cancelo'nun kontratının bittiği görünüyor. Sözleşme yenilemeden yenilenebilir ama bunu tabii ki de biz e, hesaba alacak kişiye bırakalım. Cancelo 95-98'lik bir Cancelo olacaktır. Bekle hem sağ tarafta hem sol tarafta da oynatabileceğiniz bir Cancelo var. Sözleşme yenileme biletini kullandığınız takdirde. Peki sabit kısmında kim var? Sabit kısmında gördüğünüz gibi... 96 reytingde Ferrer'i 95'lik Arnold'un normal kartını görüyoruz. Dalilo falan var ama net bir şey söyleyeyim. Ferrer burada yeterli gelecek midir? Bence yeterli gelecektir. Yani Ferrer bir kafu gibi etkili performans sergileyen oyunculardan bir tanesi. En azından Solbeck'e sözleşme inlediğinizde Cancelo'yu sağ tarafa da Ferrer'i alabilirsiniz ama hani en azından bu hesap için defans hattı ve beklere bakıldığında bir tık daha böyle hani wow bir kadro değil ama yani fena da değil defans hattı en, en azından diyebiliriz. E, defansif orta saha bugün kullanmayacağız ama defansif orta saha konusunda bir sıkıntısı yok. Joshua Kimmich'ten Casemiro'sundan gördüğünüz gibi Petit de mevcut. Rice, Rodri yani önlü karttan tutun Tam orta sağ karta kadar hepsi mevcut. Orkestra şefine kadar hepsi rahatlıkla kullanabileceğiz. Hatta Ryzen 96'lık kartı yok edici kartı falan da var. Rahatlıkla burada defansif orta saha kullanıyorsanız iş görür. Aynı zamanda kadroda Joshua Kimi olması da elinizi rahatlatacaktır. En azından Ferrer düşüşte gelmez ama hani olur da Joshua Kimi yükselişte geldiği zaman yedekte tutarsanız Joshua Kimi defansif orta saha kısmından sağ bek kısmına da çevirebilirsiniz. Ya da kanseri sabekte oynatıyorsanız Kanseri'yi direkt sola çekip ee, sabeki sağ Joshua alma gibi bir imkanınız olacaktır. Çok daha büyük bir artı olacaktır. Defansif orta saha konusunda bana göre bir eksik yok. E, yeterli oyuncular diye düşünüyorum. Ofans anlamında bizi bakalım kimler yarı yolda bırakacak ne olacak. Dostlar Pavel Netvet'i gördüm. Pavel Netvet'i her türlü alırım. Pavel Netvet'in yanı sıra. Şimdi ben rating olarak yüksek olan oyuncuları yavaş yavaş şöyle alayım. Daha sonra daha ileri gelirse onları da alırız. 99 Pedri'yi de aldım. Ee, başka mesela, bu arada Fred var mesela. Fred'in 90'lık şu tam full durumda mı ya oyuncu ilerlemesi diyelim. Dostlar eğer bu tam ilerlemeli durumdaysa oha demek bu hafta gelen pe şey kartı, Fred kartı çok iyi. 95 oluyor takımda. Bu 92 olacak e, demek ki arasını satayım. Yani go yaptığımızda şöyle bir go kaç oluyor? 90a 93. Tamam 2 rating daha yüksek. Bu hafta gelen kartı 2 rating daha yüksek milli takım kartlarından David Beckham'ı gördüm. Çok güzel. David Beckham 102 her türlü orayı zıngıldatacaktır diye düşünüyorum. Şimdilik gelin Hakan Çalhanoğlu'nu alalım 98 rating'de. Çıktık. severine hoşuna giden de Arda Güler'imiz de var. E, Rafael Laha var. Musiala 96-99 yaptık ama hadi tasarım kartı olarak Gascoigne'i kullanalım burada. E, Kevin Bruyne, Bernardo Silva yani orta sahanın o göbeğinde ofansif orta sahada 99 reytingi rahat yakalıyorsunuz. Daha iyisi var mı? Birlikte bakacağız şimdi. Coman'ı gördüm. Sadio Mane'i gördüm mesela. Sadio Mane'i gelip şöyle yapıp burada oynuyor mu? Oynamıyor. Sadio Mane'i tekrardan çıkarmak zorunda kalacağız derken Neymar hemen yardımımıza koştu. Apache Neymar. E, son var. Son Santrfor'a alınır. En azından şuradan Sadio Mane'yi de alabiliriz şu an için. Çıktım yukarı. Oha Frank Ribery var. Şöyle yapıp şöyle yapabiliriz. Frank Ribery orta saha bir anda inanılmaz güçlendi. Solda Ribery, sağda Beckham, ortada Netbet, Gascoigne ve Neymar. Ofansif orta saha inanılmaz. Yani defansına göre kıyasladığımız ofansif orta saha çok çok iyi oldu. Hemen şöyle baktığımızda başka kimler var? Oha Lionel Messi. Dostlar bunun yerine alıyorum 103 oluyor. Ben bu kadar iyi atlı olduğu, Ya ileride özellikle stoperin stoperlerin çok üst düzey çıkmaması, ya, üst düzeyden kalsa 99 reytingleri tabii ki de buluyoruz ama hani böyle nestalar falan olmaması ne yalan söyleyip ofansif anlamda da çok üst düzey olmayabilir diye düşündüm ama yanılmışım. Gerçekten ofansif anlamda çok çok iyi. Çıktım yukarı. Başka kimler var? Oha, oha, oha. Drogba'yı aldım, Eto'yu aldım. Valla bunlar. İnanın sürpriz oldu. Mbappe var, e, Haaland var. Tamam şöyle gözümüzden kaçan olması diye bir genel diyelim. E, onun dışında evet tamam şu an için yani e, sanki şey gibi defans hattı birazcık eksik olsa da bunu ofansla çok büyük kurtarıyor musunuz gibi hatta bu hesapla bir de maç yaparız. Yani şu defans hattında bir şekilde yedek dediğinizde falan hani düşüşte gelme durumlarında falan yani kurtarırsınız. Asıl ofansif hatta bu taktikle bile oynanabilir biliyor musunuz? Yani yeter ki hücum yapısın bu adamlarla hücum yapılması çok daha artı olur. Bir maç yaparız bununla ilgili. İsterseniz şöyle e, yedekleri de alalım yavaş yavaş. Rating ağırlıklı alalım. Şöyle alıyorum yüzlükleri. Kylian Mbappe 100 oluyor. Haaland 100 oluyor. Hemen Neymar yüzlük apaç olduğu için alamıyoruz. Alf, e, de, David e, sanıyorum. Bellingham hemen Musiala'mızı alalım. Burada Pedri'miz de var. Pedri alabilecek miyiz? Tamamdır. Pedri'yi de aldık. Immobile var. Immobile'yi aldım. Bernardo Silva'yı alıyorum. Onun dışında Lewandowski var. Lewandowski 99 ve son olarak da burada Felix'i alıyorum. 3111 kolektif güç. Dostlar hiç fena değil. Yani gerçekten fena değil. Ee, onun dışında mesela yani bu evet 3111 kolektif güç oluyor. Şey yapılabilir. Şöyle diziliş değiştir. Top çevirme oynuyormuş bu arada. Yani dizilişte şöyle sağlam olabilecek ya da şu şekilde olabilecek dizilişlerle de çok sağlam işler yapabilirsiniz. Mesela Drogba Forvet'te Eto'yu mesela yedekte tutabilirsiniz. E, ee, aa Power Netvet var. Power Netvet'i de ben Go pozisyonda burada alırım. bekle olarak oynadığımızda da şöyle olur. Öncelikle e, şuraya bir alalım Eto'yu. Lewandowski yerine. Sağ bek ve sol bek olarak şöyle pozisyon dediğimde e, biraz önce dediğim kurguyu yapabilirim. Hemen geldim şuraya. Bu arada Ramos da bek olarak oynayabiliyor. Çok güzel. Şimdi bizim Guardiol, Guardiol solda oynayabilir. Çok güzel. Guardiol da oynayabiliyor mesela. Onun dışında şöyle geldiğimizde burada evet buraya çok yüksek reytingleri aldık. Gelip sağ bek kısmında Ferrer'e de şans verebiliriz. 99 olur. Sağlam en azından bir defans hattımız olur. Sol bekte baktığımızda Cancelo'muz vardı. sözleşme yenileme yapmayayım. E, onu artık alacak kişi değerlendirsin ama mesela şu şekilde bir dizilişte de çok rahatlıkla e, şey bulunabiliyor. E, 3111 kolektif güçte sağ bekte Ferrar, sol, sol bekte Guardiol. Marquinhos, Delight ikilisi stoper. Önlerine Red koydum gol olarak 102 rating. Ve ileri hattı gerçekten cayır cayır diyebilirim arkadaşlar. Hatta hani daha görkemli bir kadroyla çıkmak istiyorum diyorsanız. Eto'yu da gelip şu şekilde River'i buraya sokup ee, hemen gelip şuraya Eto'yu da alabilirsiniz. Bu şekilde mesela ileri attığınız tamamıyla bir canavara dönüşebilir. Ee, ama teknik direktör olarak mesela Luisa Roman'dansa e, menajer değiştir, başka teknik direktör var mı? Mesela zitler varmış. Zidleri alıp hemen şuradan geliyorum. Zidleri aldıktan sonra geldim. Laps dedim. Menajer değiştir. Tamam onu değiştirdik zaten. İki kere değiştirmeyelim. Ee, takım oyun tarzından hızlı kontrolü de alıp buradan cayır cayır rakipleri patlatabilirsiniz. Dostlar izlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Ee, bununla ilgili gün içerisinde eğer iyi bir like gelirse kontrol edeceğim. Maçta atacağım merak etmeyin. Hoşçakalın.